Sen, Elif, sen miydin benim yeğenim? Ama bu nasıl? Eyvah, Elif'i gördü. Ne yapacağız şimdi? Melih amca, ben seni iyileştireceğim. Gitme Melih amca. Beni tedavi mi edeceksin doktor hanım? Melih amca, beni gördüğüne sevinmedin mi? Melih Bey, iyi misiniz? Anne, Melih amcama ne oldu? Melih Bey, korkutmayın bizi. Yoksa babanız, onun bir şey oldu. Bana biraz müsaade et. Hemen geleceğim, tamam mı? Neler oluyor bu adama? Ya neden böyle tuhaf davranıyor ki? Yani beni ailenle tanıştırmak istemene çok sevindim. Ama nasıl desem... Herkesin seni çok seveceğine eminim. Tedirginlik yaşaman için bir sebep yok. Selim, yanlış anlama ne olur ama... biraz erken değil mi? Yani ben kendimi tam hazır hissediyor muyum bilmiyorum. Niye? Durumu biliyorsun işte. Abin, sizin ev. Yani nasıl olacak ki? Melih amcaya ne olmuş anne? Neden ağladı? Bilmiyorum ki kızım. Hadi sen hediyelerine bak bakalım. Neler almış Melih amcan? Tamam. Çok tuhaftı. Ya gerçekten çok tuhaftı. Elif, bunca zaman yanı başımdaymışsın demek. Nasıl olur bu? Korkuyorum Selim. Tamam, endişelenmeni anlıyorum Zeynep. Ama ben yanındayım. Ben yanındayken kimse üzemez seni, korkma. Kendim için korkmuyorum ki. Neden korkuyorsun peki? Melek abla her şeye rağmen Elif'i saklamaya uğraşırken ben yanlış bir şey yaparsam diye korkuyorum. Bu gece abime anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Senden bahsedeceğim. Seni tanıyor sonuçta. Durumun ciddiyetini anlatacağım. Seni eve çağırıp tanıştırmak istediğimi söyleyeceğim. Selim, biraz daha beklesek. Neyi bekleyeceğiz? Nasılsa bir gün olmayacak mı? Zeynep, biz yüzük taktık. Bundan ötesi mi var? Korkma. Bak, ben yanındayım. Ve ne olursa olsun hep yanında olacağım Zeynep. Evdekiler hiçbir şey bilmediğine göre Veysel daha kayıtları ortaya çıkartmamış demektir. Ama büyük bir bomba patlatacak. Bunu yapan Veysel abi ise harekete geçmek için ne bekliyor ki? Yaptıysa değil, o yaptı.
Alçak şerefsiz. Para koparmak için her şeyi yapar o. Aklı sıra bir taşla çok kuş vuracak. Nasıl yani? Hem müstakbel damadını koruyor, hem de benden geçmişin intikamını alıp para koparmaya çalışıyor. Neyi beklediğini bilmiyorum ama eli kulağındadır. Ya eve bir zarfla falan gönderecek ya da benden para isteyecek. İkincisini yaparsa kendini açık etmiş olur tabii. Aynen. O yüzden o CD'yi bir an önce Veysa'dan almamız lazım. Tabii gerçekten ondaysa. Bir şüphen varsa o şüpheyi kaldırmak senin elinde. Dükkanın yerini biliyorsun. Git al CD'yi. Hadi, ne duruyorsun? Beni anlıyorsun ama değil mi? Yani niye korktuğumu, niye çekindiğimi. Anlıyorum tabii. Ama korkma diyorum. Korku kimseye mutluluk getirmez Zeynep. Bak, biz birbirimizi sevdik. Ve kimsenin gücü bu sevginin önünde duramayacak Zeynep. Kimsenin. Vay, birader sen yaşıyor musun ya? Veysel abimizi kızdıracak kadar ortadan kaybolmuşuz demek ki. Özledik be birader. Ne zamandır yoksun ortada. Şş, bana bak. Ters o bir durum yok değil mi? Yok abi yok. Çok şükür her şey yolunda. Siz buradasınız ya, kafam rahat. O anlamda yani. Sen nasılsın abi? İyidir ya. Bildiğin gibi yaramaz bir şey yok. Abi, diyorum ki akşama şöyle bir masa kuralım, ha? Bir büyük açalım. Keyfimizin kahyası olalım. Düşman çatlatalım abi, ne dersin? Vallahi ne diyeyim be Koçero? Fevkaladenin de fevkinde olur hani. Dur bizim Armut'u arayayım da gelirken alışveriş falan bir şeyler yapsın ya. Kızım, sen kıyafetlerini biz gelip bakacağız, tamam mı? Abla ne bu telaş, ne oluyor? Otur bir anlatacağım. Bu sabah ev sahibi Melih Bey geldi. Yani yine bir sürü yardımlar, bir ihtimamlar. Ben de biraz çıkıştım. Yani merak ediyorum Zeynep. Neden bu kadar ilgili, neden sürekli evimizin etrafında ki? Haksız mıyım? Yani. Tam bir şeyler söyleyecekti. Yani ben neden böyle diye sorunca o da anlatacaktı. Sonra telefonu çaldı. Babası rahatsızlanmış, o da gitti. Allah Allah. Bir şey olmamış değil mi adama? Bilmiyorum ki. Daha da tuhafı, sonra biz Elif'le parka gidecektik. Elif bebeğini unutmuş, geri döndük. Geldiğimizde yine kapının önündeydi. Tabii Elif'i de gördü. Eyvah. Ne diyorsun abla? Yani ben bir şeyler söyleyecek, Kenan'a gidip bir şeyler yetiştirecek diye düşündüm ama... Ama ne? Adam bizi görünce şoka girdi resmen. Ya böyle dili falan tutuldu. Ne bileyim, anlayamıyorum, gerçekten çok tuhaftı. Sonra bir Elif'i sevdi, ağladı falan. Yani Zeynep, ben korkmaya başladım. Deli midir, nedir bu adam? Dur bakalım abla. Bir otur konuşuruz, anlarız derdi neymiş. Peki sence Kenan Bey anlatmış mıdır durumu? Yok sanmam. Yani Kenan Elif'in burada olduğunu bilseydi kesin çıkar gelirdi. Ama benim Kenan'a bir şey söylemeden gidip onunla bir konuşmam lazım. O çiftliğe her gittiğimde gördüğüm o küçük kız meğerse benim yeğenimmiş Efruz Baba. Elif'im o çiftlikte yaşıyormuş. Peki tanıyan yok muymuş oğlum? Bilmiyorum. Benim tanık olduğum kadarıyla
bildiklerini sanmıyorum. Rahmetli Ayşe Hanım'ı bilmiyorum tabii. Şu Allah'ın işine bak. Küçük Elif de annesinin büyüdüğü evde büyüyor. Peki Melih oğlum, niçin ana kucağından oralara gitmiş yaşamış bu kız oğlum? Onu da bilmiyorum baba. Ama öğreneceğim. Bütün taşlar yerine oturana dek Melih'e hiçbir şeyi söyleyemem. Önce benim bilmem gerek. Onu üzen ne? Elif neden orada? Bunları öğreneceğim. Sonra kardeşimle her şeyi konuşacağım. Söz. Çok güzel olmuş değil mi Nazlı? Nasıl? Güzel sarmış mıyız? Yavaş Nazlı. Bu sarmalar ikimize de yeter. Ablacığım, hadi soğutmadan başla sen de. Zeynep, iyi misin? Ha, bana mı dedin abla? Hayırdır Zeynep, bir şey mi oldu yoksa? Abla bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Zeynep korkutmasana beni. Ne oldu? Selim. Beni ailesiyle tanıştırmak için evlerine davet etti. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, gel gel. Ne zamandır fırsat bulup kitap okuyamıyordum. İyi yapmışsın. Hayırdır? Bir sorun mu var? Nasıl anladın abi? Oğlum ben senin abinim. Tabii anlayacağım. Seninle konuşmak istediğim bir şey var abi. Ne oldu? Nasıl başlasam? Oğlum başla işte bir yerden. Bodoslama gir. En temizi. Tamam o zaman. Bu sevdiğim kızla alakalı. Ha, şimdi anlaşıldı. Nedir mesele? Şimdi... Oğlum anlatsana. Yoksa birkaç ay önce bir kızdan bahsetmiştin. O kız mı? Kardeşimin gönlünü çalan kız kim? Çok merak ediyorum doğrusu. Aslında onu sen de tanıyorsun abi. Nasıl yani? Yapacağımı bilmiyorum abla. Yani nasıl olacak, ben o eve nasıl gireceğim? Zeynep'ciğim sakin ol. Ya hırpalamasana kendini bu kadar. Hem aslında sen çok şanslısın biliyor musun? Nasıl yani? Çünkü yanında kanatlarının altında kendini güvende hissedebileceğin, cesur, akıllı, yüreği aşkla dolu bir adam var. Yani yoluna arkadaş, kalbine umut o. Ben çok korkuyorum Melek abla. Yani ben kendim için bütün bunları yaparken... senin yıllardır bin bir güçle yaptığın her şeyi mahvetmekten çok korkuyorum. Bu beni öldürür. Abla ne yapayım, ben bana bir şey söyle. Zeynep'ciğim,
Yani hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Biz iyi şeyler düşünelim, dua edelim ki her şey çok daha iyi olsun, değil mi? Sen moralini bozma ablacığım, ne olur. Peki sence ailesi beni nasıl karşılar? Ne derler ki? Bak Zeynep, ben sizin birbirinize nasıl aşkla baktığınızı gördüm. Yani sadece bu aşkın gücü bile birçok zorluğu göstermenize yeter zaten. Unutma Zeynep, Allah bize yolun sonunda her zaman hayırlısını verir. İyi ki varsın abla, iyi ki yanımdasın. Abi, tanıştığımızda yemin ederim ben de bilmiyordum kim olduğunu. Okulda tanıştık öyle. Gerçi kim olduğunu bilsem de hislerim değişmezdi galiba. Ama sen... Selim, geçmişte Melek'le yaşadığım şeyler sizi ilgilendirmez. O ayrı, bu ayrı. Abi sen ciddi misin? Elbette. Adı üstünde Selim. Geçmiş. Geçti bitti. Selim, hayatta üç şeyi geri alamazsın kardeşim. Söylediklerin, kaçırdıkların ve yaşadıkların. Sen ne yaşarsan veya ne söylersen arkasında dur. Güçlü ol Selim. Dimdik dur. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Yarın onu sizle tanıştırmak için eve getirmek istiyorum abi. Tamam, olur. Çağır diyorsun yani. Evet oğlum, çağır diyorum. Abi, bir de kızmazsan, biz kendi aramıza yüzük taktık. Oo, bu gece bombasın. Haberler bitmiyor. Al. Buldun mu? Senin yüzünden ortağıma, arkadaşıma, babam dediğim adıma bir ton palavra sıktım. Ağzından laf alacağım diye türlü türlü taklalar attım. Az daha çakıyordu mevzuyu. Beceremedin değil mi? Belliydi. Tipine bakan seni bir şey zanneder. Hop kızım. Sen önce şu laflarına bir dikkat edeceksin değil mi? Bana söyleyecek başka laf mı bıraktın? Hem ne öyle kızım falan? Bana bak. Benim kafam atmadan şu elini kolunu indireceksin değil mi? Ne öyle üç onluk delikanlı tripleri, ha? Neyse, ne diyordum? Çekmecelere bakıyordum, birden bitti tepemde. Nasıl toparlayacağımı şaşırdım. Az daha çakıyordu her şeyi. Ama öğrenemedik bir şey. Sayende. Erkut. O eli bir indiriyoruz, değil mi? O CD'yi bulmamız lazım. Anlıyor musun beni? Bulmamız lazım. Tamam, bulacağız. Şimdi müsaade edersen evime gideceğim. Bir şey olursa ara. Telefonum açık. Öylesine hırslı bir kadın en çok neyi kaybetmekten korkar sence? Gücünü. Ama meleğin varlığı Arzu'nun gücünü neden sarsın ki? Küçücük kızıyla var olmaya çalışan masum bir insan benim kardeşim. Elif'ten başka tutunacak bir şey olmayan... Olamaz. Evlat, ne oldu?
Arzu, Elif'e yaptıkları. Dur! Sus diyorum sana! Allah'ım olamaz. Yoksa Efruz baba, Elif Kenan'ın kızı. Ve sonsuza dek çok mutlu yaşamışlar. Baba, annemi arayalım mı? Çok özledim. Yarın kalkınca ararız kızım. Ama ne olur şimdi arasak? Uyumuşsa da uyanır. Ne var yani? Tamam, peki. Gördün mü? Bak uyumuş. Telefonu kapalı. Hadi şimdi sen de yat, uyu. Yarın kalkınca ararız tekrar, tamam mı? İyi geceler benim güzel kızıma. İyi geceler babacığım. Işığı kapatma. Arzu başından beri bunu biliyordu. Bu yüzden küçücük çocuğu öldürmeye çalıştı. Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Sakin ol Melih, sakin ol oğlum. O kadın bir şeytan. Sırf Kenan'ın haberi olmasın diye küçücük bir çocuğu ortadan kaldırmaya çalıştı. Allah'ım, bütün bunlara ben nasıl engel olamadım? Nasıl? Geçecek evlat, geçecek. Allah sana tüm bunları öğrenmeyi nasip etti. Acı da ondan, mutluluk da ondan. Hem bu hayatta yalnız olmadığını biliyorsun artık. Asıl görevin şimdi başlıyor evlat. Behçet efendi, bir yanlışlık olmasın? Yok Kenan Bey, sizin yazdığın ışığı aylardır yanmıyor. Biri gelseydi fark etmez miydim? Tamam Behçet efendi, sağ ol. Ne demek Kenan Bey? Ben yine de bir şey fark edersem sizi ararım. Tamam, kolay gelsin. İyi geceler efendim. Neredesin sen yine? Ne işler çeviriyorsun? Gonca, bana portakal suyu. Yaşasın. Herkese afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Geç otur. Yok, ben çıkacağım, dersim var. Bu arada akşam size özel bir misafir getireceğim. Nasıl özel misafir? Kim? Oğlum, sana soruyorum. Kimi getiriyorsun akşam? Ya, özel bir misafir işte. Akşam gelince görürsün Ali Sultan. Hadi ben kaçtım. Afiyet olsun. Demek o kızla işler ciddiye bindi.
yapacağım ben Gülnur? Nasıl kalkacağım bu işin altından? İlahi Zeynep, senin duyan da başında büyük bir felaket var sanır. Bu felaketten de beter zaten. Gerçekler ortaya çıkarsa doğuracağı sonuçları ben bile düşünmek istemiyorum. Zeynep'ciğim, lütfen biraz sakin ol. Yani önünde sonunda biliyordun bugünün geleceğini, değil mi? Ya, evet ama bu kadar çabuk değil. Ya düşünsene Gülnur. Akşam o masada Melek ablayı hayatından çıkarmak isteyen herkes olacak. Ama Selim de olacak. Endişe etme bu kadar. Savaşa gitmiyorsun, gevşe biraz. Anne, sarmalarımızın hepsinin satılmış olması iyi mi? Evet kızım. Herkes bizim sarmalarımızı çok beğenmiş değil mi? Ben zaten biliyordum ki. Neyi biliyordun kızım? Şey, senin sarmalarını çok beğenileceğini. Çünkü anneciğim, ben senin yaptığın her şeyi çok beğeniyorum. Hepsi çok güzel oluyor. Parmaklarımı yiyesim geliyor. Ama sen böyle tatlı tatlı konuşunca da benim seni yiyesim geliyor. Elif Hanım, bu kadar muhabbet yeter. Hızlanalım mı artık? Bugün çok mu işimiz var yine anne? Hem de çok. Bugün öncekilerden daha çok siparişimiz var. Anneciğim, ben varım yanında. Her şeyi çok güzel yaparız. Hiç korkma sen. Oo. Yanında koskoca Elif Usta varmış. E ben niye telaşlanıyorsam? Hadi. Bu akşam misafirimiz var. Önemli biri. Selim'in arkadaşı Pelin geliyor. Kiraz, Gonca, servis ve yemek kusursuz olsun. Hiçbir aksilik istemiyorum. Tabii, siz hiç merak etmeyin. Ben bir yemek listesi hazırladım. Bunları eksiksiz istiyorum, tamam mı? Tabii Aliye Hanım, hepsi oldu bilin. Gonca, senin gözün hep masada olsun. Ne eksik, kimin tabağı boş, servisi aksatmayalım. Hepsine dikkat et kızım. Tabii, ederim. Sadık, sen de şöyle bir bahçeyi temizle. Dökülen yaprakları temizle. Derli toplu olsun her yer. Baş üstüne hanımım. Dediğim gibi, misafirimiz önemli. Belki yakında kendisini daha sık görmeye başlarız. Mahcup olmayalım. Hadi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Sağ olasınız Aliye. Kız, duydun mu? Pek bir önemliymiş misafir. Neden acaba? Of. Selim Bey yakışıklı çocuk. Zeytin gibi, kara kaş, kara göz. Tam bizim oraların delikanlısı. Hali vakti de yerinde. Kızlar buldu mu böylesini, tutkal gibi yapışırlar yeminle. Efendim. Neredesin sen? Sana da günaydın. Sana neredesin dedim. Nerede olacağım Kenan? Burhaniye'deyim, sanki bilmiyorsun. Bu kadar Burhaniye yeter. Hemen eve dönüyorsun. Neden? Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Soru sorma. Ya hemen eve gelirsin ya da o girdiğin delikler gelir, ben seni çıkarırım. Anladın mı? Derhal eve dönüyorsun dedim. Tamam sevgilim, sakin ol. Ben de bugün dönecektim zaten. Hem Tuğçe'yi de çok özledim. Hem tek başıma da sıkıldım burada. Ama bilsen çok... Ha, öyle diyorsun yani. Yani o şekilde CD çoğaltılamıyor mu ki? Ya tamam da diğer türlü yaptığımız zaman çakozlanmayacak mı? Ha, eyvallah bro. Bak o zaman seni yakın bir zamanda rahatsız edeceğim ha. Benim sana birkaç gün içinde bu işle ilgili ihtiyacım olacak, tamam mı? Yardım edeceksin bana.
Tamam, hadi koçum, hadi. Araşırız. Hayırdır Murat? Yine ne işler peşindesin? Yok bir şey be abi. Ajan mı oldun oğlum? Ha? Ne CD'si aktarması falan filan? Neyin kafası bu? Matrix mi? Ya yok be abi. Öyle önemli bir şey değil. Oğlum abine söylemeyecek misin? Benden çıkmaz Murat. Ya abi, bir mevzu var da, hani böyle top secret olayları. Ya bir CD çoğaltmasıyla ilgili bir arkadaşından yardım istedim tekniksel olarak. Oydu yani. Ne CD'si bu? Ya bizim bu Elif'in kaldığı bir tane çiftlik var ya, hani orada bir tane böyle manyak bir karı var. Bildim. İşte babam onunla ilgili böyle hain planlar falan yapmış. Onunla alakalı işte. Hadi ya. Ya Erkut abi, ama bak gözünü seveyim. Yani sana söylediğim babama falan söyleme, tamam mı? Aşk olsun Murat'ım. Benden laf çıkmaz, rahat ol. Ne yapmış peki tam olarak? Ya yapmış işte bir çakallık abi. Bilmiyorum ben de. Abi işte ondan sonra baktım böyle lavuk dikleniyor. Yapıştırdım iki tane ağzına tokadı. Yapıştı yer ameli sümüğü gibi. Ne oluyor lan Armut? Kime yapıştırıyorsun gene? Ya baba, mahallede bir lavuk vardı da onunla takıştık birazcık. Ne haber Erkut? Ne olsun abi, standart. Abi, benim sanayide ufak bir işim var. Halledeyim geleyim ha. Sana da böyle ayıp olmuyor değil mi? Hani geliyorsun, ben gidiyorum. Yok lan, ne ayıp oğlum ya. Git sen işine bak hatta. Eyvallah abiciğim. Murat'ım, ben kaçtım. Hadi. Eyvallah abi. Yapıştırmaca ha? Ve okulun en çalışkan iki kızı burada. Hah, okulun en ayta öğrencisi de geldi işte. Aa, ortak ayıp ediyorsun ama. Neyse neyse Zeynep'ciğim, ortağım sana emanet. Aa, kalkıyor musun? Evet, hoca ek ders koymuştu, ona gireceğim. Görüşürüz sonra. Bak, çalışkan diyorum ama boşuna demiyorum. Allah'ım, nasıl bir cennete düştüm ben? Bizim ortak zaten çok çalışkan. Sen desen çalışkanlıkta artık level atlamışsın. Yok, ben bu sene de bu derslerden kalırsam yazıklar olsun bana. Selim. Söyle Zeynep'im. Abinle konuştun mu? Konuştum. Ne dedi peki? Ne diyecek? Bir an önce seninle tanışmak istiyor. Tanışmak istiyor. Benimle. İyi de o beni, yani Melek ablayı biliyor. Üzülecek, gerilecek bir şey yok Zeynep'im. Abim bizi destekliyor. Abim ve Melek ablanın yaşadıkları bizi etkilemeyecek. Sana söz veriyorum Zeynep. Bizim ilişkimiz çok farklı olacak. İnşallah. Ben bu gece müstakbel nişanlımı ailemle tanıştıracağım. Her şey çok güzel olacak. Vay canına yandığımın dünyası. Vay anasını sayın seyirciler. Kara aklıymış be. İşe bak. Şimdi nasıl anlatılır bu arzu canavarına? Ne denir ki? Of ki of. Ben bu bakışı biliyorum. Hangi bakışı? İşte bunu. Söyle hadi. Sen abimle konuştun. Bize destek diyorsun ama... Evet. Yani aslında ailem beni hiç tanımıyor Selim. Biz böyle yüzükleri taktık da ne derler ki? Herkes için sürpriz olacak işte.
bu fikri alırsalar iyi olur. Yani yine de onun için epey erken olacak. Hele de annen için. Diyorum ki acaba yüzükleri çıkarsak mı? Kimden neyi gizliyorsun Zeynep? Yok yani gizlemek değil de. Ne bileyim ilk günden böyle onları ezip geçmiş gibi olmayalım. Zeynep, bak ben bu yüzükleri takarken kendime bir söz verdim. Ve bu yüzükleri bir daha asla çıkarmayacağım dedim. Ya, tamam biliyorum da Selim ne olursun kırma beni. Bak çıkaralım bu gecelik yüzükleri, en doğrusu bu. Tamam ama şunu unutma. Kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Bundan sonra aklımın, fikrimin, kalbimin yarısı sensin. O yüzden artık her türlü engele göğüs germeye hazırım. Ve senin yanımda olmanı istiyorum. Varlığını esirgeme. Aliye Hanım da listeyi doldurmuş da doldurmuş. Padişah fermanı gibi maşallah. Yemekler yetişir inşallah. Yetişir, yetişir. Kız, bu Pelin dediği kimdi? Of, geldi ya birkaç kez o işte. He, bildim bildim. Şu sarı çiğa. Aa, ne oluyor burada? Mutfağı ayağa kaldırmışsınız. Selim Bey'in sevgilisi Pelin Hanım geliyor misafir akşama. Sevgilisi Pelin? He, şu sarı çiyan var ya, sen hiç gördün mü bilmem. Ha, sarışın yani. Sarışın, hem de sahte sarışın. Allah Allah, sarışın ha. Zeynep'ten başka biri mi var acaba? Dur bakalım kimmiş? Yüzünü güldürebildim sonunda. Ben gülmeyi zaten senin sayende hatırladım Selim. Ne zaman gideceğiz yemeğe? Saat kaçta? 8 gibi geçeriz. Zeynep, bak yine söylüyorum. Sen benim nişanlımsın. Kendini kötü hissettirecek hiçbir şey yok ortada. Her şey yoluna girecek, merak etme. Tamam mı? Veysel değilmiş. Ne diyorsun? Duydun işte. CD'yi alan Veysel değilmiş. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sen bu filmi çekerken onlar burada değillermiş. Neredelermiş? Karayipleri tatile mi gitmişler? Ya yoklarmış işte. Memlekete gitmişler. Veysel abi böyle arada esti mi? Gider memlekete. Memlekete gitmişler demek. Tamam işte. Şüphe çekmemek için memlekete gidiyorum demiştir. Rahat rahat işleri çevirmiştir burada. Yok yok. Masada biletleri gördüm. Gidiş dönüş. Kullanılmış. Kim o zaman bu? Bak, benim artık gitmem lazım. Ama ne yap ne et. Bunu kimin yaptığını bul, olur mu? Tamam, bulacağız. Merak etme sen. Sen de boş durma çiftlikte. Haberdar et beni. Gözün Selim'in üstünde olsun, tamam? Tamam. Geldiler.
Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk efendim. Selimciğim, sen bir gelir misin? Ben bu akşam misafirimizin Pelin olduğunu sanıyordum. Kim bu kız? Kız arkadaşım anne. Hiç bahsetmedin böyle bir kızdan. Fırsat olmadı. Bu gece tanıştırmak istedim. İsminiz neydi? Zeynep. Buyurun lütfen. Ayakta kalmayalım. Sağ ol. Eyvallah, ne demek? Sen de fazla durma burada. Git bir an önce. Gideriz, sıkıntı yok. Hele sen gir de bir içeri. Kendi gözümle göreyim girdiğini. Bizde racon böyledir. Evine bıraktığımız bayanlar içeri girmeden mekandan ayrılınmaz. Değil mi? Zevzekliğin sırası değil. Hadi. Yürü bakalım. Süslü kokanı. Demek aynı okuldasınız. Siz hangi bölümde okuyorsunuz? İktisat. Selim'le aynı bölümdesiniz yani. Geçen sene kaldığım dersleri beraber alıyoruz. Selim sizden çok bahsetmişti. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Bana da sizlerden çok bahsetmişti. Memnun oldum tanıştığımıza. Biz de öyle. Kim ki bu saatte? Başka birini bekliyor muyduk? İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Thank you.